getirdiniz. Millet İttifakı'nın altılı masanın kıymetli temsilcileri Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin değerli genel başkan yardımcıları, kıymetli milletvekillerimiz, önceki dönem büyükşehir belediye başkanlarımız, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız, siyasi partilerin değerli il ve ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, üst yöneticileri, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili İstanbullular, çocuklar, gençler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hava soğuk, esintili ama biz en zor şartlarda iş üreten bir ekibiz. Bu zor şartları halkıyla paylaşan, onlarla bütünleşen ve onlarla birlikte zorluklara göğüs geren bir milletiz. Değerli bir kentin değerli bir projesini açıyoruz. Sizlerle birlikte bu onuru, gururu yaşamanın keyfini yaşıyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ağustos. Ağustos 2022'de başlattığımız 150 günde 150 proje maratonunun final açılışındayız. Gerçi biraz gaza basmışız, hızlı gitmişiz. 150. değil, 190. açılışı hep birlikte yapıyoruz. Az olmasın, çok olsun. 190 değil, 290 olsun. Hepinizin huzurunda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Kıymetli İstanbullular, sadece ülkemizin değil, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük şehri olan İstanbul'u yöneten büyükşehir belediye başkanlarının mutlaka geçmek zorunda oldukları bir sınav vardır. Belediye başkanları o sınavdan geçmezlerse, diğer bütün derslerden geçmiş olsalar bile sınıfta kalırlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en zorlu sınavı metro sınavıdır. Çünkü dünyadaki bütün şehirlerde olduğu gibi raylı sistemler İstanbul'un da ulaşım sorununun en temel, en acil ve en kalıcı çözümüdür. Metro medeniyetin, medeni kentlerin başat meselesidir. Ne yazık ki dünyanın en önde gelen pek çok kenti İstanbul'u bu yarışta geride bıraktılar. O yüzden göleve gelir gelmez tabiri caizse metro yapmayı İstanbul için bir onur ve ana hizmet meselesi kabul ettik. Ne dünyadan ne de Avrupa'dan bu konuda geri kalamazdık. O yüzden 3,5 yıldır enerjimizin ve odağımızın en az yarısını raylı sistemler inşaatlarına ayırdık. Elbet görev süren bittiğinde İstanbullular benim de metro ile ilgili karnemi çıkaracak. O gün geldiğinde ben ve ekibim metro yapımında İstanbul'un yüzünü ağırtan yöneticiler olarak anılmak istiyoruz. Tarihe geçmek istiyoruz. İyi anılmak istiyoruz. Şu gök kubbede hoş bir seda bırakmak istiyoruz. İşte bunun için gerçekleştirdiğimiz bu değerli açılış çok önemli. Kıymetli İstanbullular, saygıdeğer genel başkanlarım, 3,5 yılda bugünkü açılış dahil İstanbul'a kazandırdığımız metro hattı, hayata geçirdiğimiz metro hattı
46.2 kilometreye ulaştı. Ve daha çok fazlası şu an sahada hızla imalatına devam ediliyor. Bu 46 kilometrenin tamamının A'dan Z'ye biz elbette yapmadık. Bu 46.2 kilometrelik hattın biz göreve gelmesek ne yapıldığını, daha önce nasıl bir süreç konusunda sıkıntı yaşatıldığını hepimiz biliyoruz. Birazdan bahsedeceğim. Emin olunuz ki bu hizmetler aynı anlayış devam etseydi hala açılamaz, hala duran inşaatlara dönüşmüş olurdu. Bu çok açık ve nettir. Ben istatistiğe güvenirim. Az önce büyükşehir belediye başkanlarının karnesinin, ana notunun, geçme kalma notunun metro hatlarıyla ilgili yaptıklarından oluşur demiştim. Burada çok kıymetli metro süreçlerine mühim katkılar sunan ve özellikle o döneme, o koşullara ve o teknolojiye rağmen çok güzel işlere imza atmış saygıdeğer Nurettin Sözen Beyefendi'ye hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde metro süreciyle ilgili kendi döneminde özenli çalışmalarla süreci tetikleyen ve o hızı devam ettiren saygıdeğer Ali Müfit Gürtünay'a da teşekkür etmek istiyorum. Bu süreci başlatan saygıdeğer Bedrettin Dalan'dan rahmetli Kadir Topbaş'a kadar herkesin emekleri yüksektir. Sıralamayı anlatmayacağım. Sıralamayı anlatırsam işin ucu başka yere gider. Bazılarında kilometrelerden bahsederken bazılarında metrelerle bahsetmek zorunda kalırım. İşin o tarafına girmeyeceğim. Dolayısıyla biz nezaketi elden bırakmadan işimize devam edelim. Çünkü metro işi bir planlamadır. Finans ve dahası azim ve inanç meselesidir. Ne derler biliyor musunuz? Belediyecilikte bu çok konuşulur. Aman dikkat et. Millet yerin altına yapılanı görmez. Altyapı işlerini boş ver, üst yapıya yatırım yap. Biz ikisini de bir arada yaptık. Allah'ıma hamdolsun. Şükürler olsun. Her ne kadar eksikleri olursa olsun bu 46 kilometrelik hatlarda yine de benden önce emeği geçen tüm başkanlara, o dönemlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine, müteahhitlerine, yüklenicilerine, emekçilerine hepinizin huzurunda dolu dolu teşekkür etmeyi borç biliyorum. Yaşama veda edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'de siyasi rakibe, daha doğrusu her alanda rakibe teşekkür etmek, bir işe emek harcayanların hakkını teslim etmek, tebrikler ve teşekkürler demek, sağ olsun bu iktidar zamanında son dönemlerde tabiri caizse haram ve günah oldu. Aman, aman ona iyi bir şey deme, her şeyi ben yaptım de. Aman adını ağzına alma, aman da teşekkür etme, hatta benden önce hiçbir şey yoktu de. Böyle bir anlayışla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz AK Partili bir belediye başkanı kardeşimin ilçesinde yaptığımız bir açılıştan sonra saygıdeğer İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in ilçesinde yaptığımız bir açılışın, güzel bir hizmetin açılışında değerli kardeşim bize teşekkür etti diye başına gelmeyen kalmadı. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Ben o hak yiyenlerden olmadım, olmayacağım. Ve o yüzden hep söylüyorum, sadece teşekkür değil, ağız dolusu teşekkür edeceğim. İstanbul'a hayırlı hizmetlerde bulunmuş herkese şükranlarımı sunacağım. Çünkü devlet devamlılıkla ayaktadır. Devletimiz 2000 yıllık bir kültürle ayaktadır. Bugün birkaç yılı konuşanlar
inanın ki kum tanesi gibidirler tarih içerisinde. Dolayısıyla az önce dediğim gibi istatistik bilimini severim ama detaylarına girip kalpleri kırmayacağım. Aslında hayata geçen metrolar ve iş bitirmeleriyle ilgili bu istatistik verileri belki açıklamakta, vatandaşımızın önüne sermekte gerek vardır. Ama onu başka usullerde, başka yerlerde yaparız. Çünkü derdim kimseye nispet yapmak veya kendimizi öne çıkarmak olmadı olmayacak. İstanbul'un hepimizin olduğunu, bu cennet vatanın hepimizin olduğunu biliyoruz. Ben eminim ki tevazunun ön planda olduğu altılı masanın bütün liderlerinin ve burada bulunan 3 sayın genel başkanın da benimle aynı fikirdedir. Hizmetin partisi olmaz. Şu parti yaptı, bu parti yaptı, bu partinin projesi diye bir kavram asla olmaz. Milletimizin vergilerini, milletimizin seçtiği biz yöneticiler en verimli, en ahlaklı, en hesap verebilir şekilde değerlendirme zorunluluğumuz vardır. Devlet insanı olmaktan bahsediyorum. Devletine yakışır hizmetleri yapabilme, ahlakını, erdemini ortaya koyabilme yöneticiliğinden bahsediyorum. Bize milletin verdiği verilen işte bu görev bu kadar yalındır, anlaşılırdır. İşte bu yalın yetkiyi sindiremez. Milletin seçtiği kişi olarak millete efendilik yapmaya kalkarsan işte o zaman ne olur biliyor musun? İstanbul'un bu halis yönetimine el koymak adına her türlü kumpası yapmaya kalkarsınız. Yaratmak istedikleri tam bir demokrasi krizidir. Bunu yapmaya çalışırsın, yapmak istersin. Belki o ahlakın, o sürecin bir parçası olabilirsin ama buradan söylüyorum. Bu millet, milletimiz bunu sana yaptırmaz, yaptırmaz. Tam da burada milletimizin cevabını hatırlamak isteyenler 31 Mart, 6 Mayıs ve 23 Haziran arasındaki süreci hatırlasın. İşte benim bahsettiğim gök kubbeyi başınıza yıkmanın tasviri budur. Onu başka yere çekmeye çalışanlar bunu anlasınlar. Anladığınızı da düşünüyorum. Anladığınızı da hissetmek istiyorum. Milletin seçtiğini ancak millet değiştirir. Onun için bu kıymetli hizmetin ve çok değerli genel başkanımızın huzurunda haykırıyorum. İstanbul için adalet, Türkiye için adalet diyorum. Kıymetli genel başkanlarımız, çok değerli İstanbullular, 150 günde 150 proje kapsamında bu kadim şehrin her bölgesinde eşit bir biçimde o partili bu partili demeden hizmeti koşarak coşarak yaparak her gittiğimiz yerde hangi partiden olursa olsun belediye başkanlığı kucaklayıp davet ederek tam 161 noktada 190 projeyi tamamladık veya temel attık. Bu kapsamda 27 altyapı projesine, hani yerin altını görmezler gösterme diyorlar ya, 27 altyapı projesine tam 9.1 milyar lira. 11 ulaşım projesine 14.9 milyar lira. 9 kültürel miras projesine 120 milyon lira.
44 çevre ve kentleşme projesine 2.9 milyar lira. 13 kültür ve sanat projesine 300 milyon lira. 13 spor ve sağlık projesine 250 milyon lira. Yani bu kapsamda halkımızın vergileriyle bize ulaşan o kutsal emanete, bütçemize gözümüzün nuru gibi bakarak şehrimize tam 31 milyar liralık açılışları yapmanın gururunu yaşıyorum. İstanbul yatırımlarla güçleniyor mottosuyla çıktığımız bu yolda sosyal destek ve yardımları da görülmemiş ölçüde arttırdık. Yeşil alan yatırımlarına hiç olmadığı kadar hız verdik. Onlarca kreş açtık, hiç yoktu, artık var. Onlarca, binlerce çocuğumuzun, gencimizin faydalanacağı yurtları açtık, açmaya devam ediyoruz. Yere batan sarnıcını da, tarihi cami ve türbelerimizi de restore ettik, etmeye devam ediyoruz. Su baskınlarını önleyen altyapı yatırımlarını da çiftçilerimize destek sunmayı da ihmal etmedik. 3,5 yılda 150 günde 150 proje temposuyla çalışıyor. İstanbul'un dört bir yanına hizmet, icraat ve çözüm götürüyoruz. Hem tarihimizde görülmemiş ölçekte icraat ve hizmet üretiyoruz. Hem ortak aklı ve demokratik katılımı sağlıyoruz. Hem de kalıcı demokratik kurullar ve değerler geliştiriyoruz. İstanbul'dan dünyaya örnek bir yerel yönetim modeli üretmek için, inşa etmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Ne yapıyorsak herkes için yapıyoruz. Milletimiz için yapıyoruz. İnsanlarımız için yapıyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan yapıyoruz. Bu yoğun tempo içerisinde ekiplerimiz büyük bir motivasyon ve koordinasyonla sır sırta çalışarak, liyakatlerini ortaya koyarak beklentilerin ötesinde kapasiteyi arttırıyorlar. Bu nedenle işte tam az önce söylediğim gibi 150 günde 150 değil 190. projeyle final yapıyoruz. Dudullu-Bostancı metro hattı çok önemli bir hattımız. 14.3 kilometrelik bir hattımız. Sıkıntılarla devraldık. 7 aydır duran bir inşaatı devraldık. Ödeneği olmadığı için durmuş bir sistemi devraldık. Ama bütün bunları hiçbir şekilde sorun kabul etmedik. Çözüm üretmek için herkesle işbirliği yaptık. Masaya oturduk, konuştuk, uzlaştık. 13 istasyondan oluşan ve yan unsurları nedeniyle çok boyutlu bir mega projedir. Tam 600 milyon euroluk araç alımıyla beraber 600 milyon euroluk güncel değeri tam 12 milyar lirayı aşmış bir projeden bahsediyoruz. Bu proje kapsamında ayrıca Bostancı istasyonunda, yani şu an bu güzel kalabalığın olduğu yerin altında yaklaşık 900 araçlık bir otoparkımız var. Kozyatağı istasyonunda yaklaşık 2000 araçlık bir otoparkımız var. Bunları da hızlı bir şekilde inşa ediyor. Sona yaklaşıyoruz. 4-5 ay içerisinde halkımızın hizmetine sunacağız. Bu kapalı otoparkların bulunduğu bu noktalarda ayrıca tam da bu alanda tam 70 bin metrekarelik kültür sanat alanlarıyla, yeşil alanlarıyla çok güçlü bir meydanı denizle buluşan şekliyle de İstanbullulara hediye edeceğiz. Hem de çok hızlı hediye edeceğiz. Bu yaz hediye edeceğiz. Koz yatağında bahsettiğim o yaklaşık 3000 araçlık otoparkın üstünde de 45 bin metrekarelik bir meydanı güçlü tasarımıyla vatandaşlarımızla buluşturacağız. Yine Beyiç Erkin yerleşkesi ismiyle Beyiç Erkin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın Cumhuriyet dönemindeki atılımlarını gerçekleştiren, işte bu güzel coğrafyayı demir ağlarla örme hedefini ortaya koyan kıymetli bir isimdir. Onun ismini de o istasyonumuzda yaşatmanın onurunu yaşıyorum. İsmini oraya hediye ettik.
Anadolu yakası raylı sistem idari binası ve Anadolu yakası metro hatları kumanda merkezi, metro araçları ağır bakım atölyesi, metro araçları hemzemin parklanma sahası ve Türkiye'nin ilk iki katlı metro aracı parklanma sahasını da bu proje kapsamında tam 200 bin metrekarelik inşaat alanıyla İstanbul'a ve Türkiye'ye hediye etmenin de gururunu yaşıyoruz. Değerli Genel Başkanım, aynı zamanda bu hat üzerinde bulduğumuz her yeri insanımız adına değerlendirdik. Kayışdağı istasyonunda üniversitelere yakın olan bir yerde tespit ettiğimiz bir gezi esnasında bir alanı, tam 1600 metrekarelik bir alanı gençlik merkezi yapıyoruz. Dudullu istasyonunda muazzam bir kütüphaneyi vatandaşlarımıza kazandırıyoruz. Bu hattın fiziki ilerlemesi sıkıntılı ve sadece bir miktar İller Bankası'ndan alınan parayla geldiği bir seviyeden sonra süreci hızla bitirmenin gururunu yaşıyoruz. Birçok istasyonu sistemli bir şekilde mühendislik kalitesiyle çözüme kavuşturarak bitirmeyi başardık ve sağladığımız finansmanla birlikte bitirdiğimiz bu proje Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleriyle yaklaşık 1 milyon 700 bin insanımıza da hizmet sunuyor. Çok değerli bir hizmet sunacak. Anadolu yakasında metro ağlarını birbirine bağlayacak Kadıköy, Tavşantepe, Marmaray bunlardan ikisi. Liyakate dayalı, parasına, milletin parasına gözüyle bak, gözün nuru gibi bakan, bereketli bir bütçe haline getirip parayı adaletli ve disiplinli bir şekilde harcayan bir ahlakla bu işleri başardık. Dolayısıyla bütün hesapları yaparken bu anlayışı ortaya koyan değerli çalışma arkadaşlarıma, burayı yapan yüklenici firmalara, onların emekçilerine hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. 2023 yılı hepimiz için çok önemli. 100. yılında ben eminim ki Türkiye'ye bereket gelecek. Bu ülkenin tadını kaçıranlar, bu ülkede sofraların, hanelerin bereketini kaçıranlar evlerine geri gidecek. Evlerine geri gidecek. Tek kişi gidecek, milletin hükümeti gelecek. Milletin hükümeti bu ülkeye bolluk ve bereket getirecek. Milletin hükümeti bu ülkeye hukuk, adalet, huzurluk ve kardeşlik getirecek. Bunu saygıdeğer genel başkanlarımızla birlikte hep birlikte yapacağız. Hepimizin görevi var. Hep birlikte dünyaya ilham kaynağı olacak büyük bir demokrasi mücadelesi vereceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Demokrasi krizi çıkaranlara karşı büyük bir haysiyet mücadelesi vereceğiz. Haysiyet mücadelesi. Bu tarihi süreci, bu tarihi dayanışmayı, bu tarihi demokrasi birlikteliğini bize yaşatan kıymetli genel başkanlarımıza, değerli genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, değerli İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e, değerli Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve diğer genel başkanlarımıza bu tarihi süreci hepimizi bir arada tuttukları ve farklı anlayışları bir araya getirip bu büyük mücadeleyi sürdürdükleri için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü bizler insanlarını birleştirmek, sevgi ve hoşgörü ağlarını, kardeşlik bağlarını büyütmek zorundayız. Bizi çok büyük, çok değerli, çok önemli hedefleri ortaya koymamız gereken ikinci yüzyıl bekliyor. Bu duygularla tekrar bu güzel proje açılışına katıldığınız için teşekkür ediyor. Bu önemli projenin, bu